Simay Trafo, Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan maçlardan bahsedeceğim. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Dün de önemli maçlar oynandı. Bugün de fikstürde önemli maçlar var sevgili dinleyenler. Hemen bunları sizlerle paylaşalım. Saat 13'te tek maç var. İstanbulspor Kepes Spor'u konuk ediyor. Saat 14'te Adana Spor'un konuğu Hacettepe. Altay Alağa'yı ağırlıyor. Arnavutköy Belediye'nin konuğu Gölcük Spor. Bandırma Spor sahasında Alanya Kestel'i konuk ediyor. Düzce Spor'un rakibi Kuşadası. Etimesgut Belediye Spor Biga Spor'la karşılaşıyor. Fethiye Spor'un rakibi Tokat Spor. Giresun Spor Beyoğlu Yeni Çarşı. İnegöl Spor Derince Belediye Spor. Isparta 32 Yeni Mersin Manyurdu. Karacabey Bornova, Kastamonu Spor, Ayvalık Gücü Belediye, Kırklareli Spor, Karaköprü Spor, Kırşehir, Elazığ 23, Meremen FK, Nevşehir Belediye, Soma Spor, Talas Gücü, Tuzla Spor, Çankaya FK, Ümraniye Spor, Ordu Spor 1967, Bolu Spor, Karaman FK. Saat 16.30'da tek maç var. Ankara Gücü, Arguvan Spor. Saat 18.30'da Erzurum FK'nın rakibi Diyarbakır Spor. Saat 20.30'da Antalya Spor 52 Ordu FK'yı ağırlıyor sevgili dinleyenler. Ziraat Türkiye Kupası'nda günün maçları bu şekilde. Özellikle de Süper Lig'den çok fazla takım yok. Süper Lig'den göz attığımızda sadece Antalya Spor, Ankara Gücü ve İstanbulspor'un maçları gözümüze çarpıyor. Daha çok birincilik, ikincilik ve üçüncülükten ekipler var. Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda yarın da oynanacak olan maçlar var. Ziraat Türkiye Kupası 3. turda. Özellikle de bu maçlar atletikleri takip etmemiz açısından, atletiklerdeki maçları takip edebilmemiz açısından çok çok önemli. Bunu belirtelim sevgili dinleyenler. Adana Spor teknik direktörlük görevi için Mustafa Kaplan'la görüştü ve önemli bir aşama kaydetti. Mustafa Kaplan Adana Spor'un yeni teknik direktörü olacak. Bunu belirtelim. Bir aksilik olmazsa Mustafa Kaplan Adana Spor'un yeni teknik direktörü olacak sevgili dinleyenler. Mustafa Hoca açısından da hayırlı uğurlu olsun. Önceki gün yayınımızda Mustafa Hoca'yı konuk etmiştik. Giresun Spor sürecini anlatmıştı. Ayrıca Kadir Seven'e de gelen teklifi yayınımızda açıklamıştı. Bir aksilik olmazsa, son bir aksilik olmazsa, değişim olmazsa Adana Spor teknik direktörlük görevi için Mustafa Kaplan'la görüştü ve anlaşacak. Şimdi ilk reklam aramıza gideceğiz. Saatlerimiz 12.10'u gösteriyor. İlk reklam aramıza gideceğiz. Reklamların ardından konuklarımızla birlikte programımız devam edecek. Ancak bir duyurumuz var. Bugün programımız saat 14'e kadar sürüyor. Atilla Türker abimiz diş tedavisi görüyor. Bundan dolayı da tedavi gördüğü için de bugün programda olmayacak. Onun yerine programımız, markaj programının yerine Anadolu Ateşi bugün saat 14'e kadar devam ediyor. Belki son bölümde veya ilk bölümde telefon hattımızı açabiliriz. Sizlerin görüşlerine yer verebiliriz. Bunun da duyurusunu yapalım. Twitter'da ve Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Şimdi kısa bir ara. Simay Trafo'nun sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce sizlerle de paylaşmıştık. Adana Spor Teknik Direktörlük görevi için Mustafa Kaplan'la görüştü ve önemli bir aşama kaydetti. Prensip anlaşması var diyebiliriz. Son bir aksilik olmazsa, değişim olmazsa teknik direktörlük görevi için Adana Spor Teknik Direktörlük görevi için Adana Spor sevgili dinleyenler Mustafa Kaplan'la anlaşacak. Bunu da belirtelim. Yaşanan gelişmeler var. Bu gelişmeleri programımızda sizlerle paylaşacağız. Fenerbahçe'de Rodrigo Becao en az 2,5 ay sahalardan uzak kalacak. Yani Becao Ocak ayının sonunda tam anlamıyla sahalara dönebilir. Doktorlar bunu rapor etti. Bunu söyleyelim. Bunun dışında Fred sevgili dinleyenler 3 hafta yok. Bunu da paylaşalım. Fred ve Becao Fenerbahçe için önemli iki oyuncuydu. Bu iki oyuncudan Fenerbahçe yararlanamayacak. Fred net olarak Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında oynamayacak. Bunu da belirtelim. Çok merak edilen günün önemli konularından birisiydi. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Evet, hattımızda ilk konuğumuz. Kendisi daha önce sezon başlarken Fethiyespor'daydı. Fethiyespor'da bir ayrılık süreci gelişti. Ardından Çankaya Futbol Kulübü ile anlaştı. Çankaya Futbol Kulübü de ciddi yatırımların olduğu bir kulüp. Başkentin önemli takımı. Hatta dinleyenlerimizle de paylaşalım. Önemli bir kulüp, önemli bir proje takımı. Bugün de Türkiye Kupası'nda Çankaya Futbol Kulübü Tuzla Spor deplasmanında yeni teknik direktör Erhan Altın oldu. Maruf Güneş'in ciddi yatırımları var. Maruf Güneş bilindiği üzere Galatasaray'da Sportif AŞ'de yer alıyor. Sportif AŞ yöneticilerinden kendisinin Çankaya Futbol Kulübü'ne ciddi yatırımı var. Bunu da belirtelim. Sportif AŞ bağımsız üyesi Galatasaray Kulübü'nde Maruf Güneş. Şu anda kendisi Çankaya'da başkanlık görevini yürütüyor. Şirketleşen bir yapısı var Çankaya'nın. Teknik direktör değişimi de yaşandı. Çankaya Futbol Kulübü Zafer Hızarcı ile yollarını ayırdı. Teknik direktörlük görevi için Erhan Altın'la anlaştı. Erhan Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. Talimciğim, ben bizler şükür deriz, kavuşturana. Şükürler olsun hocam. Şükür, epeydir görüşemiyoruz, konuşamıyoruz. Özledim. Gerçi ben seni dinliyorum da sen beni dinlemiyorsun tabii. Duymuyorsun sesini. Ara sıra telefonla konuşuyoruz. İyi evet. Yayınlar diliyorum canım benim. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Hocam hayırlı uğurlu olsun. Çankaya Futbol Kulübü'nde teknik direktör olarak anlaştınız. İmzalar atıldı. Bugün de maçı izleyeceksiniz birazdan. Evet. Tuzla Spor'a karşı kupada karşılaşıyor takımınız. Evet. Önemli bir proje var. Sayın Başkan Maruf Güneş, Sportif Direktör Murat Daldık. Önemli yatırımlar yapıldı kulübe. Siz de teknik direktör olarak anlaştınız. Fethiye'den ayrıldınız. Ayrılık süreci ve Çankaya Futbol Kulübü'ne transferiniz nasıl gelişti hocam? Ya şimdi Salim şöyle söyleyeyim. Ben bayağı yoruldum. Yani bazı psikolojik sorunlar. Çok iyi bir kulüpte çalışıyordum. Yani Fethiye hakikaten iyi bir kulüp. Başkan, yönetim olsun. Her şeyi. Bazı sorunlar, bazı olumsuzluklar beni bayağı yordu. Ve artık orada misyonumu doldurduğumu hissettim. Bıraktım, ayrıldım. Öyle olumsuz bir ayrılık da olmadı. İyi bir ayrılık oldu. Orada zaten Taner, hep hayalim oydu. Taner'i artık piyasaya çıkarmak. Taner çok kaliteli bir teknik adam olacak. Buna inanıyorum. Futbolculuğu gibi. Teknik adamlığı da Türkiye'ye hizmet, sağlıklı hizmet vereceğine inanıyorum. Olumlu hizmet vereceğine inanıyorum. Türk futboluna çok faydalı olacağını biliyorum. Böyle bir ayrılık yaşadık. Bir dinleneyim dedim. Kendime geleyim dedim. Ama maalesef bu 2 hafta sürdü. İşte çalışmayı düşünmüyordum. Zaten inanır mısın teknik direktörü bırakmayı bile düşünüyordum. Yani o derecede yoruldum. Ama Maruf Başkanım ve Murat'ım çok ısrarlarına dayanamayarak tekrar dedik ki artık demek ki daha verecek hizmetiniz var Türk futboluna.
hizmet verelim dedik, devam edelim dedik. O kadar güzel izah ettin ki seni dinlerken tüylerim diken diken oldu. Hakikaten bir proje takımı, yönetim Maruf Başkan olsun, yönetim kurulu olsun, Murat olsun, tam bir profesyonellerle çalışıyorum. Tam bir profesyonellerle. Benim de hayal ettiğim bir çalışmak istediğim bir ortamın içerisine geldiğim için bu konuda çok mutluyum. Bir kere vizyonları olan, hedefi olan bir kulübe geldim. Bu doğrultuda da inanıyorum ki karşılıklı saygı, sevgi çerçevesi içerisinde futbolcu grubumla olsun, yönetim grubumla olsun, personelle olsun çok güzel bir işler yapacağıma inanıyorum. İnandığım için geldim. Zaten araştırmayı da yaptım. Hakikaten çok kaliteli, kendime genç, dinamik bir takımımız var. Bu takımla birlikte hedefe ulaşmak için elimizden gelen tüm çabayı vereceğiz. 24 saat çalışarak aldığımız görevi layıkıyla yerine getirmek zorundayız. Sevgili başkanıma bu sözü verdik. O da bize verdiği bütün sözleri sağ olsun yerine getirdi. İnşallah layık olduğumuz yere gelir. Çünkü Türk futbolunun böyle kurumsallaşmaya, kurumsal kulüplere ihtiyacı var. Yani bunlar olduğu süre içerisinde inanıyorum ki hatta bütün kulüplerin artık kurumsal yapıya bürünmesi lazım ki bu konuda Türk futbolu bir mesafe kat etsin. Avrupa'yla sağlıklı bir yarışlar içerisinde olalım. Ama tabii yabancı futbolcularla değil de kendi evlatlarımızla birlikte ses getirelim diyorum ben. Tabii ki yabancılar da olacak. Onların olmasına ben karşı değilim ama alt taraftan bizim evlatlarımıza ve milli takımımıza katkı sağlayan, kulüplere, camialara katkı sağlayan evlatları yetiştirmemiz lazım. Hem mental olarak, hem güç olarak, hem takdir olarak, hem de sosyal olarak, hem de kültür olarak bunları Türk futboluna kazandırmamız lazım. Peki hocam, hemen şunu da söylemek istiyorum. Çankaya FK'ya geldiniz, Fethiye'den ayrıldınız. Bir proje takımı, hedefler var. Hedef 3 lige çıkmak mı? Nedir hedef? Evet, hedef şu anda playoff'un içerisindeyiz. Arada bayağı bir fark var yukarıdaki takımla, Adana öyle. Ama ne olursa olsun kapatılmayacak bir şey değildir. Eğer doğru işler yaparsanız, doğru yolaklar içerisinde olursanız buradan rahatlıkla çıkacağımızı ümit ediyorum. Yani çıkıp bir üst lige, oradan bir üst lige. Çünkü başkanımızın bir hedefi var. Kısa sürede artık Süper Lig hedefliyorum diyor. Ama böyle kurumsal yapıların Süper Lig'de bulunması kadar hem futbolcuya hem de camialara çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yani şey olarak bu hedef bu. Hedef bu doğrultuda. Böyle bir proje takımının içerisinde bulunmaktan bizler mutluyuz. Bu konuda hocam, da zannedersem siz Şanlıurfa Spor'da çalıştığınız dönemde Evet. Maruf Bey yöneticiydi diye biliyorum. Doğru mu hocam? Ben bırakmıştı. Ben gittiğimde bırakmıştı. Hatta konuştuk onunla da onu. O ligde 4-5 hafta kala gittim oraya. Küme düşen bir takımı ligde bıraktım. Onun mutluluğu bana yeter. Yani şampiyon olduk diyelim. İkinci ligden TFF Ligi'ne çıktık diyelim. Herkesin düştüğü dediği takımı, hatta ben oraya gittiğimde beni arayan hocalar olsun, arkadaşlarım olsun, medyalardan olsun nasıl gidersin dediler ama ben kendime güveniyorum, takıma güveniyorum. Futbolcuyla olan ilişkilerime güveniyorum dedik ve gittik o takımı ligde bıraktık. Görevimizi yerine getirdik. Ama ondan sonra tabii devam etme şansımız olmadı. Bizi istemediler. Gayet doğaldır, istemeyebilirler. Ondan sonraki süreç bayağı bir olumsuz gitti. Daha yeni çıktılar. Onlara da başarılar diliyorum. İnanıyorum ki onlar da iyi bir planlamayla Süper Lig'i hedeflerler. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Erhan Altın sohbetimiz devam ediyor. Hemen hocam birkaç sorum daha olacak. Evet. İkinci ligdeydiniz. Daha öncesinde hep üst liglerde çalıştınız. Süper Lig, birinci lig.
İkinci ligin ve üçüncü ligin futbol kalitesi nasıl hocam? Gelişim var mı? Tabii biraz fark var. Yani her ligin kendine göre bir kalitesi var. Her ligin kendine göre bir mantalitesi var. Bizler tabii eğitimci olarak o aşağıdaki liglerde vereceğimiz eğitim çok önemli. Yani futbolculara vereceğimiz taktiksel olarak olsun, mental olarak olsun, güç olarak olsun, yukarıyı hedefleyen gruplara, futbolcu gruplarına vereceğimiz hedef çok önemli. Tabii ki sıkıntılar yaşıyoruz. Bazen çocuklarımız doğaçlama ve bireysel oynamaya çalışıyorlar. Onun sıkıntılarını yaşıyoruz. Biz de bunlara bu bir takım oyunu olduğunu, takım halinde hareket ettiğimiz zaman, kompakt bir şekilde hareket ettiğimiz zaman bu işin üstesinden geliriz diyoruz. Sağ olsun bu şu ana kadar çalıştığım takımlar içerisinde bunları geri dönüşüm geri alabiliyorum. O beni mutlu ediyor. Demek ki algılaması iyi bir takım diye düşünüyorum. Yani iyi bir futbolcu grubu diye düşünüyorum aşağılarda. Yani bunu artık biz ne olursa olsun aşağı tarafta bir profesyonellik. Nasıl yukarıda oynanıyorsa aşağı tarafından. Futbol, ben her zaman söylüyorum, futbol bir sanattır. Futbolcular sanat icra etmeleri lazım. Yani bireysellikten çıkıp takım ruhunu sahaya atıp sahayı, stadı dolduran taraftar ve seyircilere güzel sunum yapmaları lazım. Futbol adına güzel sunum yapmaları lazım. Artık futbolda vur, kır, parçala diye bir mantalite kalmadı. Futbolda artık güzelliklerin saha içerisinde dolu. İki takımların birbirine karşı ilişkisi, iletişiminin güzel olduğu, huzurlu, mutlu, yenilenin mutlu olduğu bir ortamları yaşatmaya çalışıyorum. Ben kendi adıma konuşuyorum. Bunları yaşatmaya çalışıyorum. Futbolun içerisinde hiçbir zaman için adaletli olmayı, futbolcuma öncelikle adaletli olmayı öğretiyorum. Yani haksız kazancın bize bir şey kazandırmayacağını, haksız kazancın ileriki zamanlarda bize ne kadar zarar vereceğinin bilincini bunları anlatıyorum. Çocuklarımla hep bunları konuşuyorum. Sizin sadece saha içerisinde futbol topuyla ve kendi arkadaşlarınızla iletişim içerisinde olup enerjinizi sadece oraya harcamanız. Ne hakeme harcayın, ne rakibe harcayın. Eğer siz beyin olarak galibiyeti kafanıza yerleştirdiyseniz, sizin karşınızda kim olursa olsun ve istenilerini sahaya yansıttığınız süre içerisinde sizin karşınızda kim olursa olsun bunun üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Ama ha ne olursa olsun ya maç bitsin 90 dediğiniz zaman zaten bunu hiç kimsenin, hem bir futbolcunun kendi hedef olarak yakalama şansı yok, hem de kulübün kendine bir şekilde yakalama şansı yok. Bizim amacımız eğitimci olarak bunlara, futbolcu grubuna bunları sağlamak, bunları vermek. Hocam gelen mesajlar da var. Özgür Bey yazmış. Dünyanın en güzel yerinden sana ve Erhan hocamıza selamlar. Antalya'dan yazıyor. Hocamın adını duyunca aklıma direkt 5 Haziran 2015 geliyor. Ne maçtı ama, hayatımda izlediğim en heyecanlı, en stresli, en mutlu olduğum maçtı demiş. Samsun Spor Antalya Spor finalinden bahsetmiş hocam. Evet. O benim de hafızama yer yaptı. Hocam kariyerimizin bence kırılma anı diyebilir miyiz o maça? Nasıl? Kariyerinizin kırılma anlarından birisi miydi o maç? Yok, ben bu kariyer olarak Allah'a şükürsün o maçın benim kariyerimde bir eksiklik hissetmiyorum. Yani şükürler olsun ki, yani o takımın sizi daha evvelki durumunu biliyorsun. Yani evet. Çünkü kariyerime, o dönem çok zor şartlar altında çalışıp bravo. Yani playoff'ta final yaptınız. Evet. Küme düşer dedikleri takımı ve çok iyi takımlara karşı çok iyi de futbolcu grubum vardı. Burada dinliyorlarsa sizin aracınızda onların hepsine teşekkür ediyorum. Hem karakter olarak, hem kişi olarak, evet, hem yani antrenmanda verdiğimiz iletişim olarak birbirlerine olan saygı ve sevgileri. Ben hep şu anda çalıştığım futbolculara o takımı örnek gösteriyorum. O zorluklara karşı inanç çok önemli. İnanç, birbirimize inanmamız ve evet, birbirimize bakış açımız çok önemliydi. Onu sağlıklı bir şekilde yansıttığımız için biz orada final oynadık. Aslında favori bizdik. Ama maalesef Türkiye'de öyle bir enteresanlıklar var ki favori takımların hiçbiri istediklerini yakalayamıyor. Yani o konuda benim kariyerime bir şey yaptığını hissetmiyorum. Çünkü
bu iş Türkiye'de biliyorsun çok enteresan şeyler var. Ben herkese saygı gösteriyorum. Ben işimi sağlıklı yapmaya çalışıyorum. Ben işimle konsantre oluyorum. Ben işkolik manyak bir adamım, onu da söyleyeyim. İşime geldiğim andan itibaren gözüm hiç kimseyi görmüyor. İnanır mısın, eşim de beni çok iyi tanıdığı için eşim bazen telefon bile açmaz bana. Ben açarım, onunla konuşurum, kapatırım, sabah akşam konuşuruz, bitti. Yanıma dahil gelmez çünkü benim biliyor ki onunla ilgileneceğimi, ancak işime odaklandığımı, hani akşam gidip ancak ilgileneceğimi bildiği için benim yanıma bile gelmez. Ara gelir benimle 3 gün 5 gün kalır, görüşü gider. Hatta ben giderim, görürüz gideriz. Çünkü bir iş yapıyorsak bu işe konsantrasyon çok önemlidir. İyi konsantre olabilirseniz işinizi sağlıklı bir şekilde icra edersiniz. Ama eğer kafanızın, ben kafaya şey diyorum, beyine kompütür diyorum, futbolcalamadan söylüyorum. Arkadaşlar, söylediklerimiz havada askılı kalmasın. Aşağıya insin, kompütüre insin. İnsin ki bunları alın. Alın, sahada sağlıklı bir şekilde sahaya yansıtın, geri dönüşüm alalım. Eğer kafada başka bir şeyler doluysa beyin onları almıyor, beyin onları itiyor, atıyor. Attığı için, alamadıkları için sahada bazen ara ara istediklerimizi geri dönüşüm alamıyoruz. Yaşadığımız sıkıntıların tek sorunu bu. Tabii bu maddi olarak oluyor, yaşantısı olarak oluyor, moral bozukluğu olarak oluyor, psikolojik olarak oluyor. Biz bunların hepsinin bilinci içerisindeyiz. Yani bunu Allah'ımıza şükürüyorsun, o bilgiye, o kültüre, o güce sahip insanlar olduğumuz için bunları bazen hoş karşılıyoruz. Onlarla konuşuyor, terapi yapıyoruz. Onlara nasıl katkımız olur diye. Onun için bu işler çok enteresan, çok ince, hassas işler. Biz de en iyisini yapmak adına, aldığımız görevi en iyi şekilde yerine getirmek adına bütün çabamız, çalışmamız bu doğrultuda salimindir. Sen beni yakinen de tanıyorsun, evet. Biliyorsun zaten. Hocam, çok kısa aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından birkaç sorum daha olacak. Tamam canım. Bekliyorum. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Simay Trafo'nun sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Erhan Altın. Erhan hocam, tekrardan hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk Salim. Hocam, siz tüm ligleri de takip ediyorsunuz. Birincilik ve Süper Lig'deki yarışla ilgili neler söylersiniz? Şimdi birincilikte Eyüp hakikaten çok iyi bir takım kurdu. Arda ile birlikte bir uyum yakaladılar. Geçen sene playofflarda şansını kaybetti. O maçları da seyrettim. Sakarya'yı eledi. Sakarya'yı eledikten sonra tabii karşılarına Bodrum gibi bir takım çıktı. Bodrum'u ben çok yakinen takip eden biri. Bodrum'da yaşıyorum. Hep maçlarına gidiyorum. Ve o da bak, o maçı, yani zor maç olacağını biliyordum ben o maçı. Çünkü hakikaten çok iyi birbirini tanıyan bir Bodrum Spor vardı. Kompak oynayan ve futbolu iki yönlü oynayan bir takım vardı karşılarında. İki takımın da girdiği pozisyonlar vardı ama daha çok isteyen, daha çok arzulayan Bodrum Spor oldu ve finale çıktı. Finalde kaybetti olabilir ama şu anda bakıyorum Eyüp Spor bu sene bayağı bir ara açarak gider diye düşünüyorum. Çünkü çok kaliteli bir takım var. Süper Lig ayarında bir takım kurdular. Evet. Süper Lig'e de geldiğimizde Süper Lig'de zaten bakıyoruz hepimizin bildiği gibi. Şimdi ben Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı yakinen takip ediyorum. Oynadıkları futbola bakıyorum. Şimdi şöyle özetleyeyim. Tam bir dünya futbolunu sahaya yansıtan iki takım var. Futbol kaliteleri, oyun bilgileri muhteşem. Şimdi oyunu iki yönlü oynayan takım. Hücumken savunma, savunmayken hücumu çok iyi sahaya yansıtan iki takım var. Bu iki takım ara açıp bu ligi götürürler diyorum. İkisinin arasında geçer diyorum. İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'ye katmış olduğu enerji, Okan'ın Galatasaray'a katmış olduğu enerji muhteşem. Diyalogları futbolcularla muhteşem. Hocalarıyla
futbolcu grupları, yöneticiyle futbolcu grupları olsun, taraftarlarla birlikte çok iyi uyum içerisine girdiler. Yani iki takımla da bir futbol adamı olarak oynadıkları futboldan dolayı gurur duyuyorum. Yani benim hayal ettiğim, benim oynatmak istediğim futbolu oynatıyorlar. Çünkü artık futbol bu oldu. Bütün takımların böyle oynaması lazım. Şimdi bazı mantıklar var. Şunu yürütüyor. İşte 6 numara, 8 numara, 10 numara, 9 numara, 5 numara, 4 numara. Artık futbolda öyle bir şey kalmadı. Futbol, dünya futbolu, futbol artık iki yönlü oynuyor. Eğer siz hücum yaparken savunmayı sağlıklı yaparsanız, alanı daraltıp tekrar dönem topu alıp oyun içerisine arkadaşlarınızı geriye yormazsanız, o oyunun bütün kontrolü sizin altınızda olur. Eğer arada fazla boşluk verirseniz, doğaçlama oynamaya kalkarsanız, bireysel oynamaya kalkarsanız, arkadaşlarınızla iyi iletişim içerisinde olmasanız her zaman sıkıntı yaşamayız. Kontraya da yakalanırsınız. Pozisyon da verirsiniz. Kademe olumsuzluğu da yaparsınız. Rakiplere imkan sağlarsınız. Ama Fener ve Beşiktaş'ın Galatasaray takımı bunları sahaya çok iyi uyguluyor. Ve Adana Demir var bunların arasında. Adana Demir'de muhteşem bir kadro kurdu. Orada o Yusufların yaptıkları çabalar, mücadeleler, kaliteli futbolu. Onlarla da hakikaten seyrederken çok zevk alıyor. Yani Beşiktaş zaten bildiğiniz gibi Beşiktaş bir sarsılma geçirdi. Hem yönetim olarak hem hoca olarak. Biraz toparlanması uzun sürebilir diye ümit ediyorum ama diğer kafadaki takımlar artık bu ligi götürürler diyorum. Avrupa'da da ses getireceklerine inanıyorum. Tamamen Avrupa futbolunu sahaya yansıtan iyi bir iki takım grubu var. Bunları bir futbol adamı olarak gurur duyuyorum. Hocam peki şunu da sormak istiyorum. Arda Turan'dan bahsettik. Burak Yılmaz şu anda Beşiktaş'ta evet. Teknik direktörlük koltuğunda geçici evet. Süre yine. Çok konuşulan bir konu. Sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Pro lisans konusu. Bu noktada ya sizin şimdi, düşünceniz nedir? Ya şimdi şunu söyleyeyim. Yani pro lisans bunu çok güzel bir konuya temas ettim biliyor musun? Bu hepimizin bir teknik adamların yarası ama maalesef bunun üstesinden gelemiyoruz. Bu federasyonun uyguladığı bir şey. Bunu hatta ben bir ara dile getirdim ama yapılabilecek bir şey yok. Pro lisanslı hocayı alıyorlar oraya. Ön tarafa bir kardeşimiz atıyorlar gidiyor. Hiç önemli değil. Ben önemli olan ne yaptıkları, ne yapabildikleri. Yani Türkiye'de pro lisans olmuş, pro lisans olmamış bunun hiçbir ehemmiyeti yok biliyor musun? Pro lisansı al, kaç tane pro lisanslı teknik direktör var mesela bizim burada? Bini geçmez tabii. Yani ya bindir ya binik olmamıştır bile. Ama maalesef çoğu dışarıda pro lisansı olmayanlar çalışıyorlar. Ha çalışsınlar bir şey, genç ya, gençlik gelecek tabii. Yani gençlik yavaş yavaş ama yani gençliklerin de bir tecrübe sahibi olması lazım. Birilerinin yanında çalışması lazım. Çünkü bir teknik direktörlük o kadar kolay değil. Bir teknik direktörün üstündeki tonlarca yükü taşıyabilecek kültüre, bilgiye, güce sahip olman lazım. Ya bir şehrin bütün yükü senin sırtında. Bireysin sen, bireysin. O şeyi çok iyi taşıman lazım. Yani şehrin bürokralarından tut, taraftarından tut, yönetiminden tut, futbol grubundan tut. Yani bunların hepsi bir grup, bir kitle yani buna. Sen tek başınasın. Eğer bu bilgiye, bu kültüre, bu güce sahip değilsen bunun üstesinden gelemezsin. Kısa sürede kenara atarlar, iterler seni yani. Ama tabii ki burada şu da var. Şimdi patent var. Bu patentlerin de ön plana çıktığı bir olay var. Şimdi Arda Turan İspanya'da oynamış. Evet. İyi bir takımlarda oynamış. Arda Turan'ın şimdi baktığım zaman bilgisi o konuda iyi bir bilgiye sahiptir. O bilgiyi kendi adına bir takımla paylaşmak istedi ki inanıyorum onu da
paylaşacak. Böyle Papa Cevdet'e gelecek. O şeye dediğimiz zaman, Burak'a dediğimiz zaman, Burak da aynı şekilde. Burak da Avrupa'da çok iyi takımlarda oynadım. O Bulgar'ın yabancı dili var. O kültüre sahip bir insan. Ama tabii ki bu camiaları kaldırmak, taşımak kadar istiyorum. İnşallah, inanıyorum ki bunlar ileriki zamanlarda daha da başarılı olacaklar. Yani daha da kendilerini geliştirecekler teknik direktörlük konusunda. Pro lisanslarını da alacaklar. Yalnız benim bu pro lisansla ilgili bir şey söyleyebilir miyim sadece? Buyurun hocam, zamlar geldi. Şimdi pro lisansla ilgili biz burada 1000 kişiyiz. Fazla bir kişi değiliz. Ben Sayın Cumhurbaşkanıma, Spor Bakanıma buradan sizin aracınızla seslenmek istiyorum. Eğer bir fırsat bulabilirsen Sayın Cumhurbaşkanıma gidip bunu sunmak istiyorum. Şimdi bizler hep yurt dışına çıkan, kendini yenilen, portföyünü genişleten bir kitleyiz. Az bir kitle, pro lisansı olan. Ama bizim tek bir sıkıntımız var, vize sıkıntımız var. Vizeden alamıyoruz ve pro lisanslı teknik adamlarında 163 ülkede çalışırlığı var. 163 ülkede. Evet. Bugün bana yurt dışından bir teklif gelse, ben gideceğim, bize kuyruğuna gireceğim, verecekler mi, vermeyecekler mi, bir sürü sorunla, problemlerle karşılaşacağım. Maç seyretmeye gidiyorum, alamıyorum, kısa süre veriyorlar, şunu veriyorlar. Hani benim buradan acizane sizin aracıyla bir ricam olacak. Tabii Sayın Cumhurbaşkanım ve Spor Bakanım'a. Bize yeşil pasaport. Bunu çok ihtiyacımız var buna. İnanın çok ihtiyacımız var. Türk futboluna bunu biz kendimiz için, Türk futboluna katkı olsun diye istiyoruz bunu. Gidip yurt dışında bizim evlatlarımız var, genç çocuklarımız var. Onları takip etmek, onları araştırmak. Yabancı futbol gidip orada futbol bilimsel olarak bunları, yani kendilerimizi yenilemek için ben bunu özellikle rica edeceğim. İnşallah bunu sizin sayenizde duyurabilirim. Bu da bizim de bir katkımız olur diyorum inşallah. Bu yeşil pasaporta çok ihtiyacımız var. Hocam yani diğer ülkelerden gelen teknik direktör, yani pro lisansa sahipse yeşil pasaport hakkı var mı? Onlar zaten biliyor. Tabii onların yeşil pasaport şeyi değil. Onlar zaten Avrupalı. Her yere giriyor, çıkıyor. Yani Türkiye'ye, ya Avrupa'nın her yerine rahat rahat girip çıkıyorlar. Herhalde tahmin ediyorum Türkiye'ye geldiklerinde Türkiye'de herhalde vize alıyorlardı diye. Çünkü evet, Türkiye'ye vizeyle giriliyor. Nasıl İngiltere'ye, Amerika'ya Schengen vizesi aldığın zaman giremiyorsan, Türkiye'nin de böyle bir özelliği var. Aslında onların da rahatlıkla gelip girmesi lazım. Yani bu Avrupa Birliği dediğimiz olaya girmeye çalışıyoruz. Bürokratlarımız bu konuda çok çaba veriyor ama bu ne olursa olsun burada bu uzun bir süreç. Bu uzun süreç içerisinde bizlerin çok büyük kaybı oluyor. Yani teknik adam olarak, pro lisanslı teknik adam olarak bizlerin çok kaybı oluyor. Yani bir yurt dışına çıkmak için çok büyük mücadele veriyoruz. Kuyruklara giriyoruz. Veyahut da şirketlere veriyoruz, aldırıyoruz. Kısa sürede veriyorlar. Bazen vermiyorlar, geri döndürüyorlar. Ya bunun sıkıntısını yaşamamak adına öyle bir istirhamım olacak. İnşallah olur. İnşallah bir mesafe kat ediliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Canım iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek seviyorum üzere hocam. Seni. Hoşça kalın. Herkese selamlar. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Erhan Altındı. Şimdi kısa bir aramız var, aranın ardından biz buradayız. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yayınımız 14'e kadar devam edecek, bunu belirtelim. Saat 14'e kadar yayınımız sürecek. Şimdi şarkı, reklam ve saat başı aramız olacak. Ardından ikinci bölümde hattımızda planladığımız bağlantılarımız var. Bunları da sizlerle paylaşalım. Planladığımız önemli bağlantılar var. Coşkun Yılmaz, Özhan Pulat, Şenol Can ve Tolga Doğantes bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Şimdi şarkı ve reklam, ardından saat başı, sonrasında biz buradayız. Simay Trafo'nun sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Coşkun Yılmaz kendisi. Alt liglerde birçok kez gol kralı oldu sevgili dinleyenler. Bunu belirtelim.
önemli kulüplerde oynadı. Şu anda hattımızda konuğumuz Coşkun Yılmaz. Barış Alper Yılmaz'ın da takım arkadaşı Ankara Keçiören Gücü'nden. Bunu belirtelim sevgili dinleyenler. Coşkun abi hoş geldin, merhaba, nasılsın? İyiyim Salih kardeş. Sen nasılsın? Kolay gelsin, iyi yayınlar. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Önemli kulüplerde oynadın. Önemli takımlarda forma şansı buldun. Barış Alper Yılmaz'ın da takım arkadaşısın, dinleyenlerimizle paylaşalım. Santrafor pozisyonunda oynadın ve birçok kez atliklerde gol kralı oldun. 264 maçta evet. 104 gol, 179 asist diyebiliyorum. 154 gol. Evet. 2008 sonrasını almış federasyon. Ondan önce olan golleri yazmadığı için federasyonda sayımız az çıkıyor şu anda. Evet. Toplam 154-150 gol barajını geçtim. Çok güzel. Asist olarak peki? Vallahi yani ben 179 diye biliyorum ama yani 200'ü bulduk asiste de. Çok güzel. Atlıklarda oynadın genellikle abi. Evet, evet. Genelde atlıkların var. Yaşadığın şampiyonluklar var. Hemen şunu sormak istiyorum. Ülke futbolunda atlıklara verilen önem ne derece? Valla ülke futbolunda atlıklarına çok değer verildiğini düşünmüyorum. Evet. Yani son zamanlarda özellikle Kerem Aktürkoğlu olsun, Barış Alper olsun, İşte İsmail Yüksek olsun, Samet Akaydın olsun, o iyi oyuncular aşağıdan geldi ama Çez onlar gibi çok iyi oyuncular var. Yani bunlar şanslı kardeşlerimiz. Önem verirse zaten atliklerden onlar gibi çok arkadaşımız çıkardı. Ama yeni yeni böyle bakıyorum. Ben kendim bu arada menajerlik de yapıyorum. Dol menajerliği. Evet. Hani böyle bir aşağıya doğru bir eğilim olmaya başladı. Hani bu kardeşlerimiz de zaten alt liglerdeki oyuncuların bir nevi şansı oldu. Onların referansı oldu. Onları görenler şimdi alt liglere biraz daha böyle ilgi duymaya başladı ama bu yeter mi? Bence 80 milyonluk bir ülkede yetmez. Daha çok oyuncu çıkarmamız lazım. Daha çok kendimize, gençlerimize değer vermemiz lazım. İnşallah bundan ilgili federasyon nezdinde iyi çalışmalar olur. Bir de sizin bir üniversite süreci var. Doçent olacaksınız. O süreçten bahseder misiniz? Ben futbol oynarken üniversiteyi bitirdim. Hangi bölüm? Oynadım. Beden eğitimi. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi bölümü mezunuyum. Çok güzel. Futbolu bıraktıktan sonra da akademik anlamda bir şeyler, çalışmalar yapayım dedim. Ülke sporuna belki öyle de katkılarımız olur. Şimdi Ankara Üniversitesi'nde tekrardan yüksek lisans doktora sürecindeyim. Doktora eğitimini bitirdikten sonra inşallah spora, bilim üzerinden de katkılarımız olacaktır. Sevgili dinleyenler, yani futbolun gelişmesi için her türlü gelişime devam ediyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek. Barış Alper Yılmaz, Ankara Keçiören Gücü'nde birlikte oynadınız. Barış Alper Yılmaz'ın performansıyla ilgili yorumunuz nedir Coşkun abi? Neler söylersiniz? Şöyle diyeyim, Barış Alper ile ben çok ayrılma sürecinde aynı dönemdeydik ama Barış Alper'i ben ta Ankara Demir'den takip ediyorum ki Barış Alper sağ bek olarak futbol oynuyordu. Keçiören'den sonra işte kenar oyuncusu, ön oyuncusu olmaya başladı. Yani o zamanlar belliydi. İnanılmaz bir motorik özelliği var, atletik bir yapısı var. Biraz da onu kullandım ki günümüzde şu anda da o tür oyunculara çok ihtiyaç var. Yani Barış Alper bence en önemli özelliği atletik yapısı oldu. İki doğru çalıştı, kendini sürekli geliştirdi. Bu da onu Galatasaray milli takıma kadar taşıdı. Ki daha da mesela son vuruşlarını geliştirirse çok daha ileri seviyeye gidecektir. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Samet Akaydın atliklerde oynayan oyunculardı birkaç sezon önceye kadar. Şu anda saydığım isimler Galatasaray'da ve Fenerbahçe'de oynuyor. Aynen, milli takımın değişilmez oyuncuları. Milli takımın değişilmez isimleri oldular Samet ve İsmail Yüksek Hırvatistan maçında. Bu noktada şunu merak ediyorum. Atliklerde böyle cevherler çok mu? Yani potansiyelli arkadaşlarımız çok mu? Ya ben işim gereği dediğim gibi menajerlik de yapıyorum ve atlikleri inanılmaz takip ediyorum. Takip ediyorsunuz.
Tabii takip ederim. İnanılmaz oyuncular var. Hani bir iki sene içinde piyasaya çıkacak çok önemli oyuncular var. İnşallah hani her türlü desteği görürler, bunlara fırsat verirler. Yani çok inanılmaz potansiyeli olan bir ülkeyiz. Bu potansiyeli doğru kullanmamız lazım. Hani gidip geçen bir arkadaşımla muhabbetimde şunu söyledim. Hani gidip işte Amerika, Afrika'da işte şurada burada oyuncu arıyoruz ya, hani spor kulüplerimiz. Yani bence önce bir ülkemizi arayalım. Önce bir ülkemizi gerçekten bir arayalım. Ülkemizde gerçekten varsa oyuncular, önce onlarla ilgilenelim de daha sonra hani yabancı oyuncu bulma çabasına girelim dedim. Biraz düşündükten sonra çok haklısın dedi. Yani bu konuda ben özellikle federasyon bazında, federasyonun bu işe yansıması ve federasyon bazında bu işe bir eğilim gösterilmesini istiyorum yani. Peki şunu da sormak istiyorum. Gözünüze takılan var mı oyuncu isimleri bu noktada? Yani şu anda not aldığımız bir 15-20 oyuncu var. Yani takip edilen, scoutların da listesinde olan. Ki ben mesela kendi iki tane oğlum var. Altyapıda oynuyor, Ankara Gücü'nde oynuyorlar ikisi. Onlardan dolayı U15, U16, U13, U14'e kadar maçlara falan gidiyorum. İnanılmaz geliyoruz geriden. Ama işte dediğim gibi bu iş sadece gelmekle olmuyor. Bu çocuklara gerçekten değer verip piyasaya çıkartmak, bunların gelişine her türlü katkıda bulunmak lazım. Çünkü futbolun kimseye ihtiyacı kalmaz, emin olun. Yeter ki bu çocukları doğru kullanalım. Çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için Coşkun abi. Çok çok sağ olun. Ben teşekkür ederim sana kardeşim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Size de iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Görüşürüz inşallah. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Coşkun Yılmaz'dı. Şimdi çok kısa bir aramız olacak. Aranın ardından bizler buradayız. Simay Trafo'nun sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Tolga Doğantez. Kendisi hatırlanacağı üzere Beşiktaş ve Gençler Birliği formaları giymişti. Teknik direktör olarak görev alıyor. Son olarak da Buca Spor'da çalıştı Tolga Doğantez. Şu anda hattımızda Tolga Doğantez var. Tolga Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim Salim. Sen nasılsın? İyi misin? Kolay gelsin. İyi yayınlar. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Estağfurullah. Hocam, teknik direktör olarak görev alıyorsunuz. Süper Ligi, 1. Ligi, 2. Ligi, 3. Ligi takip ediyorsunuz. Ziraat Türkiye evet. Kupası'nda da maçlar var. Bunu da belirtelim. Hemen hocam ilk sorumla başlayayım. Süper Ligi takip ediyorsunuz hocam. Yarış içerisinde Fenerbahçe ve Galatasaray iddialı konumda. Beşiktaş'ta evet. Bir seçim süreci var. Teknik direktör değişimi yaşandı. Şenol Hoca istifa etti. Burak Yılmaz devam ediyor. Siz Beşiktaş'ta da forma şansı buldunuz. Öncelikle bu noktada Süper Lig ve Beşiktaş'ı değerlendirdiğinizde neler söylersiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Büyük takımlar özelinde ben de bir şampiyonluk yaşadığım için bunu belirteyim. Daha önce de bir iki kere yayına bağlandığımda benzer sorular sormuştum bana. Evet. Bir kere daha hatırlatma yapayım. Şimdi şampiyonluğu en büyük belirleyecek kriterlerden biri büyük takımların içinde bulundukları ortam, kaosa sürüklenme durumları, kaosu önleme durumları, kaosu doğru şekilde yönetebilme durumları. Şu anki profilde de bakıldığı zaman hani sen dile getirdin. Beşiktaş gene bir seçim arifesine girdi. Seçim rüzgarları esiyor. İster istemez bu zaten futbol takımına direkt yansıyor. Öteki taraftan Fenerbahçe ile Galatasaray şeklen ve madden bariz bir şekilde yoruma kapalı olacak şekilde diğer takımların önünde kadro kurdular. Bu tartışmaya kapalı herkes tarafından. Herkes bunu dile getirebiliyor. Ama ilerleyen süreçte zamanın ne getireceği bilinmediği için illaki dönemsel krizleri olacak her iki takımında. Sağ içi krizleri de olacak. Sağ dışı krizleri de olacak. Veya hiç olmadan geçiştirebilecekler dışarıya yansımadan. Bence bu iki takım özelinde en önemli kriter bu seneki şampiyonluğun. Her ne kadar bazı yorumcular şunu yapsa da kendi aralarında yapacağı maçlar belirleyecek.
Bence orası biraz tek maç üzerinden bakılacağı için çok doğru yorum olmaz. Ama bu dediğim şey kriter çok önemli olur. İki takım da sezon sonuna kadar belki krizsiz götürebilecekler işi. Sağ içi sağ dışı krizlere maruz kalmayacaklar. Ama şeklen de gözüktüğü gibi at başı gidiyorlar şu an. Kadro itibariyle bakıldığı zaman benim kendi düşüncem bu. Fenerbahçe'nin kadrosunu bir tık daha güçlü görüyorum Galatasaray'a göre. Çünkü daha fazla oyuncu sayısıyla daha fazla sürede yer aldılar bu süreçte. Ve ne olursa olsun oyuncular birbirine yakın performans sergilediler. İkisi de iki takım da Avrupa serüvenine devam edecek gibi gözüküyor. Galatasaray gruptan Şampiyonlar Ligi'nden çıkamasa bile üçüncü olma durumu yüksek. Orada da bence diğer Avrupa Kupası serüvenine devam edecek. Yani bir Mart-Nisan ayına kadar her iki kulvarda gidiyor gibi gözükecek iki takımda. Sonuçta ta ki daha net yorumların yapılacağı yer bence son düzlüğe girildiğinde netleşir. Yani böyle son 6-8 hafta kalındığında, 4-6 hafta kalındığında biraz daha net yorumlar yapılmaya başlanabilir şampiyonluk adına. Hocam, stoper pozisyonunda görev aldınız. Evet. Önemli kulüplerde oynadınız bu noktada. Şunu yönetmek istiyorum hocam. Şimdi Fenerbahçe'de bir stoper krizi var. Fenerbahçe'de Bekao sakatlandı. Jiku daha öncesinde sakattı. Serdar sakatlandı. Serdar sakatlandı. Şu anda Osterwalde ve Samet'e kaydınız. Stoper pozisyonunda oynaması bekleniyor. Bu noktada hocam eski bir stoper olarak Samet ve Jaden orada oynadığı zaman performanslarını nasıl bulursunuz? Özellikle de Jaden sol bek ama bir fiziksel anlamda bir stoper gibi. Ne dersiniz hocam? Şöyle yorum yapayım ben. Aslında bir önceki yaptığım yorumla da bağdaştırılabilir bu yapacağım yorum. Evet. Türkiye Ligi özelinde baktığınız zaman Fenerbahçe'nin şu ana kadar öne çıkmış en büyük takım haline en büyük özelliği hücumsal aksiyonlarının kişi sayısı ve çeşitliliğinin çok olması. Evet. Yani ne demek istiyorum Türkçesi? Türkiye Ligi'nde bu tür eksikliklerden dolayı, defansif eksikliklerden dolayı, oyuncu eksikliğinden dolayı ben çok yara alacaklarını düşünmüyorum. Ama bunun etkisi tabii ki Avrupa Kupası maçlarında biraz daha rahatsız edebilir Fenerbahçe'yi. Yani Türkiye Ligi maçlarında ben bu eksiklikleri bu kadroyla devşirme oyuncularla, mevkisel anlamda devşirme oyuncularla lig yarışında ben Fenerbahçe'ye sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum açıkçası. Peki hocam, Samet'in performansıyla ilgili yorumunuz nedir? Çok eleştirildi mesela milli takımda Montella oynattığı için. Sonrasında Hırvatistan maçında çok çok iyi bir performans ortaya koydu bu noktada. Şimdi şöyle söyleyeyim. Özellikle biz Türk kültüründe olan oyuncular, Türk oyuncular için duygusal yönetimi maalesef biz kültürümüze oturtturamadığımız için Samet de bunlardan etkilenen ve nasibini alan oyunculardan biri. Hani Fenerbahçe takımı üzerinden konuştuğumuz için bakıldığı zaman Anadolu takımlarından geçiş yapan oyuncularda geldikleri ilk seneki performanslar çok akılda kalıcı oluyor. Samet de maalesef bu anlamda bir kaos yaşadı geldiğinde Fenerbahçe'ye. Şimdi milli takım serüvenine geri döndüğünüz zaman geçmişteki hocası duygusal bağ kurmuş daha önce o hocasında ki milli takım maçındaki performansına yansıdı bu. Geçen sene geldiğinde Fenerbahçe'de yabancı bir hoca vardı. Belki o kontağı doğru kuramadılar. Doğru kontak olmadı. Yani yaşanmamış üzerine çok yorum yapmak doğru olmaz. Ama İsmail Hoca da yerli bir hoca. Çok değerli bir hoca. İsmail Hoca ile de aynı duygusal bütünlüğü yakaladığı zaman yani milli takımdakine benzer bir performans ben sergileyebileceğini düşünüyorum. Aynı mevki oyuncusuyuz çünkü. Duygularınızı yöneterek oynayamayacağınız ender pozisyonlardan biridir defans bloğu. Yani ne demek istiyorum? Burada kaleci de defans oyuncusu da maçın %90'ını çok iyi geçiriyor olursunuz. Ama bir tane bir anlık bir hata, 10 tane topun 9'unu karşılamışsınızdır. Kritik müdahaleler yapmışsınızdır. Bir tane yaptığınız hata akılda kalıcı olur, göze batar. Onunla yaşamaya devam ederseniz bir sonraki maçı etkiler bu.
Forvet oyuncuları ve hücumsal oyuncularda aslında pencere tam tersi. Maçın başından beri defalarca girdiği bariz pozisyonları gole çevirememiştir. Ama maçın son 10 dakikası, 5 dakikası iki tane gol atar forvet oyuncusu. Maçı da bir de galip bitirdiğiniz zaman her şey silinir gider, tersine döner. Bence burada Samet'in yaşadığı tamamen duygusal değişim. Bu milli takım şeyi ona büyük katkı sağlamıştır. Özgüveni tekrar yerine gelmesi açısından. Bir de daha iyi iletişim kurabilecektir İsmail Hoca ile de. Bence geçen seneki performansını hem kendisinin unutması lazım hem de Fenerbahçe'li taraftarların o performansı bir parça da olsa kendilerinden geride bırakmaları lazım ki daha gerçekçi yaklaşabilsin her iki tarafta. Hocam milli takımdan bahsettik az önce. Milli takımda teknik direktör Vincenzo Montella oldu. Evet. Özellikle bu noktada yerli hocaların eleştirileri de var. Yerli teknik direktörler dururken neden yabancı tercih edildi şeklinde. Rıza Hoca'nın da bu konuyla ilgili serzenişi vardı. Bunu söyleyelim. Bu konuyla ilgili sert bir açıklaması vardı. Hemen şunu sormak istiyorum hocam. Yerli bir teknik direktör olarak sizin yorumunuz nedir Montella tercihi ile ilgili? İlk iki maçta 6 puan. Şimdi global bakmak lazım. Bütün dünya futboluna bakmak lazım. Milli takım tercihleri, milli takım hoca tercihleri diğer hatırı sayılı ülkelerde bile diğer başka ülkelerin hocalarıyla olabiliyor. Hani buradan bakıldığı zaman daha gerçeğe gidebiliriz. Günümüze geldiğimiz zaman Türkiye ile yani bu şu anki tercihi niye böyle yaptı konusunda kim gelebilirdi, kimler gelebilirdi, kimler daha önce şans almıştı milli takım için, karşılığında ne olmuştu, görev alıp karşılığını veren, tabelaya yazdıran çok değerli hocalarımız var. Onlar zaten misyonunu doldurdu gibi gözüküyor şu aşamada. Defalarca kere gidip geldiler. İsimlerini söylememe gerek yok. Yeni nesle döndüğümüz zaman Sergen Yalçın olsun, Aykut Kocaman olsun, milli takımda görev almayan hani bir sonraki kuşaktan. Bunların isimleri daha öne çıkıyor gibi gözüktü. Tercih yapılmadı. Tercih yapılmamasının sebebi Hamit olabilir büyük ihtimal. Yani o biraz daha Avrupa kökenli olduğu için yani bu etkileşimin içinde bence rol oynamış olabilir. Hani yabancı hocadan yana kullanalım tercihimizi. Ama bir tane şeyi bana göre daha doğru yaptılar. Bu milli takım hoca tercihinde. Stefan Kuz geldiğinde 20-25 sene önce Türkiye'de görev almış. Her şey değişmiş. Güncel değişmiş. An değişmiş. Ama Montella için aynı şeyi söylemeyebiliriz. Güncel Türk futbolunun çok içindeydi kısa zaman öncesine kadar. Bir de futbolun 2x2-4 ettiği bir şey var. Netice alıyorsanız yerli misiniz, yabancı mısınız fark etmiyor. Neticeyi aldığı müddetçe herkes doğruymuş gibi gözüküyor. Netice alamadığınız anda da eleştirilmeye başlıyorsunuz. Şu an doğruymuş gibi gözüküyor bu tercih. Diğer konular bence tartışmaya kapandı. Ve kapanması da lazım. Çünkü önümüzde gerçekten milli takımın beklediği değerli bir turnuva var. Ben dışarıdan bir yorum yapmam gerekirse son iki maçı ile ilgili milli takımın evet son zamanlarda benim de gözlemlediğim, seyrettiğim en hareketli milli takımdı. İştahlı oynadılar, aslan gibi mücadele ettilerin dışında. Çok hareketli bir oyun vardı saha içinde. Agresif, hareketli, rakibi tehdit eden, pozisyondan vazgeçmeyen. Bu da iki maç üzerinden meyvesini verdi. Montella buna nerede, nasıl, ne kadar dokundu onu ancak yaşayanlar bilir. Ama bence şu anki tercih ve resim doğru gibi gözüküyor. Yani doğru bir tercih olarak yansıyor hocam alınan sonuçlardan ve takımdaki birlik beraberliğin ardından. Hocam şunu sormak istiyorum, yani siz uzun yıllardır teknik direktörlük yapıyorsunuz 2016'dan beri. Evet. Şu an Transfermarkt'ta UEFA B lisansı görülüyor. UEFA A lisans. Hocam bu pro lisans konusunda da ilk bölümde konuştuk. Erhan Hoca konuğumuzdu, Erhan Altın. O da bu konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Bu noktada neler söylersiniz hocam? Yani Süper Lig'de lisansı olmayan hocalar da çalışıyor ama atliklere bakıldığında sizin ciddi bir çalışma yılınız var. Fakat bir lisans yok hocam, pro lisans anlamında diyorum. Ya ne dersiniz? Buraya konmuş belli kriterler var.
bu belli kriterler oluşturulurken de biz kurslara gittiğimizde de bu tartışmalar hep oldu. Evet. Özellikle üst seviyede futbola hizmet etmiş kişilerin avantajlı olarak bu yarışa başlama. Neden bu yarışa avantajlı başlıyorlar? Yani yaptığımız iş futbolsa, evet, ve gerçekten ona hizmet edilmişse bunların bir avantajının bir yerde olması lazım. Bu avantajı verdiğiniz takdirde ne kadar lisanslı hoca var, ister UEFA olsun ister pro lisans olsun, kaçı çalışabiliyor, kaçı çalıştığı yerde istikrar sağlayabiliyor. Yani bence tartışılması gereken UEFA lisansı mı var, pro lisansı mı varın haricinde yeterlilik seviyesi ne? Yeterli olmuş olmasına rağmen istikrarlı şekilde çalışabiliyor mu? Hani belki biraz kısa değinmek istiyorum buraya. Ben son 1,5 seneden beri görev almıyorum. Alt liglerde kendime misyon edinmiştim. Buradan bir takımla beraber hani yukarıya çıkabilir miyiz diye peşine düşmüştüm. Hayalim peşine düşmüştüm. Evet. Şimdi alt ligler özelinde bir takımda hoca olmak ve o takımda kalıcı olmak imkansız. Yani imkansızdan bile öte. Neden? Hafta sonu ligler bittiğinde alt ligler diye girin, her hafta 6-7-8 tane hoca değişiyor. Her hafta. Hafta sonu maç bitiyor, 6-8 tane hoca değişiyor. Bir hafta sonra bir daha maçlar bitiyor, bir daha değişiyor. Bence daha önemli burası. Neden bu değişim bu kadar sık oluyor? Neden istikrar ne olursa olsun yakalanamıyor? Yani diploman olmuş, pro lisansın olmuş. Hani çalışmaya da devam edemiyorsun. Belki kendinde gördüğün eksikleri çalışarak tolere etme şansın yok bu ülkede. Yapamıyorsun yani, bunu başaramıyorsun. Lisansı gidip alıyorsun, diplomayı alıyorsun, tamam alıyorsun. Sonra 10 hafta çalışıyorsun, artık farkına varıyorsun. Aslında gittiğin yolda eksikler var, hatalar var. Görebiliyorsun bunu ve bununla ilgili yeni şeyler de üretebileceksin. Ama devamlılığın yok. Nerede üreteceksin bunu devamlılığın yoksa? Nerede bunu tolere edeceksin? Gerçek eğitim nerede olacak? Hani lisansla, aldığın lisansla, kursla eğitim tamamlanmış çok sığ kalıyor yani. Bence burası hiç tartışılmaya bile değmez. Yani ben yaşadığım, bildiğim için söylüyorum bunu. Önemli olan istikrar nasıl sağlanabilecek? Yani ikinci ligdeki, üçüncü ligdeki bir hoca, bir misyonu olması lazım. Bir ağırlığı olması lazım. Bir otorite kurabilmesi lazım. Kulüplerin %98'i vecibelerini yerine getiremiyorken siz oyuncuya karşı ne yapıp otorite kurabilirsiniz? Saygınlık nasıl kazanabilirsiniz? Oyuncunun artık kulüplere ve maalesef içinde bulunduğu düzene saygısı kalmamış. Yani buralar bence çok daha öncel ve güncel konular, tartışma konuları olması lazım. Lisansının üzerinde ne yazdığının ve nasıl alındığının bence bu ülkede tartışılacak en son konulardan biri olması lazım. Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere hocam. Hoşça kalın. Görüşmek sağ olun. Üzere. Saygılar, alasmaldık. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Tolga Doğantez'di. Beşiktaş'ın ve Gençler Birliği'nin eski futbolcusu. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız. Simay Trafo'nun sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Şenol Can. Şenol abi hoş geldin, merhaba, nasılsın? Hoş bulduk Salim Bey, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederim. Çok çok sağ olun, kırmadığınız yayınımıza bağlandınız. Şenol abi, hemen başlamak istiyorum. Süper Lig'de ve 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Bu noktada yorumların nelerdir? Ardından da teknik direktör değişimi yaşayan kulüpler var, bunları da soracağım. Salim Bey, önce Süper Lig'den başlarsak Galatasaray ile Fenerbahçe herkesin zaten gördüğü gibi ligin başında, evet, çok iyi kadrolar kurdular ve ligi çok domine ederek lige başladılar. Diğer takımlar daha eşit güçte. Ondan sonra Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor, onlar da ligi zorlamaya çalışıyorlar. Fakat bu iki takım ligi domine ederek başladılar. Fakat daha ligin çok başı, önümüzde daha çok maç var. Sakatlıklar, cezalılar, ligin zorluğuna göre, alt taraflı üst tarafın durumuna göre ben daha ligin daha
kızışacağını, zorla zorluk derecesi yükseleceğine inanıyorum. Ama ligin başında bu iki takım güçlü kadrolarıyla gerçekten her maçta hem maçı çok domine ederek oynayarak taraftarlarıyla birlikte büyük güçle birlikte ilerliyorlar. PTT Ligi'ne de gelince PTT Ligi'nde de 7-8 takım şampiyonluğa oynayan takımlar Eyüpspor, benim gördüğüm kadarıyla Kocaelispor, Sakaryaspor, Bodrumspor, Manisa FK, Göztepe, bunlar şampiyonluğa oynayan takımlar, zirveye oynayan takımlar. Orada da bu haftadan itibaren daha ligin daha zorlu geçeceğine inanıyorum. Hem playoff mücadelesi hem ligde kalma mücadelesi gerçekten seyir zevki yüksek maçlar izliyoruz. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Şenol Can, sohbetimiz devam ediyor. Peki Şenol abi, Süper Lig'de ve birincilikte teknik direktör değişimleri yaşanıyor. Son olarak da Alanya Spor'da değişim yaşandı. Alanya Spor'da adaylar arasında olduğunu biliyorum. Gelen teklif var mı? Dolaylı olarak görüşüyoruz. Bakalım önümüzdeki zaman ne olacak. Alanya Spor'da güçlü bir takım. Ligin iyi takımlarından. Önder Hoca'nın ayrılması bence bir şanssızlık oldu orada. Çok güzel maçlarda oynadılar. Bir Hatay Spor maçı, bir Pendik maçı, son oynadıkları Sivas maçı, gerçekten güçlü bir kadroları var. Ligin genelinde de bu hoca değişikliklerine ilk önce takımlarımız daha çok antrenör değişikliğine gitmeye çalışıyorlar. Ligimizde de 9-10 takım antrenörünü değiştirdi. Organizasyon olmadığı zaman transferlerin geç olduktan sonra oyun olarak takımlar tam oturmadığı zaman ilk hesabı hocaya maalesef hocalar ödüyor. Bence bu Türkiye'de böyle, ama bence daha hocalarımıza, herkese daha çok şans verilmeli. Biraz daha sabır gösterilmeli. Fakat bizim planımız, organizasyonlarımız sadece bu haftalık maçların üzerine olduğu için bu maalesef antrenör kıyımına yol açıyor. İnşallah ileriki zamanlarda bu ülkemizde de değişir. Daha çok fırsat tanın, daha çok zaman tanın. Çünkü bunlar kolay şeyler değil. Bir organizasyon oluşturmak, bir felsefe ortaya koymak, bir plan ortaya koymak kolay olmuyor. Bence ileriki zamanlarda bu da değişeceğine inanıyorum ülkemizde. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Şenol Can, sohbetimiz devam ediyor. Şenol Hocam, ligin ilk 10 haftasında 11 teknik direktörle yollar ayrıldı Süper Lig'de. Evet. Bu sayı neden bu kadar çok fazla? Yani bunun sebeplerinden birisi Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın çok iyi olması. Onun, yani dediğimiz zaman Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer kulüpler var. Bu noktada bu etkili olmuş olabilir mi? Ne dersiniz? Takım kalitesi anlamında vesaire. Bazı takımlar da Galatasaray, Fenerbahçe ile lige başladığı için demoralize de oldular. Birkaç takım o yüzden. Mesela Gaziantep öyle oldu hocam. Direkt örnek veriyorum. Gaziantep FK öyle oldu. Samsunspor öyle oldu. Evet. Bunlar zaten çok güçlü takım. Ligin üstünlü takımlar. Fakat işte ülkemizde organizasyon, takımlar geç oluştuğu için, organizasyon sistem olmadığı için, bizdeki en büyük sistem bu haftaki maç. En büyük plan o. O yüzden evet. ilk başta hesabı çekenler her zaman hocalar oluyor. Zaman çok tanınmıyor. Her zaman skorlara göre, oyun gücüne bağlı kalmadan skorlara göre daha çok değerlendirme olduğu için 11 tane antrenör, teknik direktör takımlarından ayrılmak zorunda kaldı. Buradan bununla da çok değerli teknik direktörler var. İnşallah önümüzdeki zamanda daha çok süre tanınır antrenör arkadaşlarımıza. Çünkü bu çok kolay bir durum değil. Çok zor bir durum. Bir takım oluşturmak, defansif, ofansif takımını istediğin planlarda oynatmak. Bu zaman isteyen bir olay. Bu zaman da Türkiye'de çok verilmiyor. Bu yüzden de maalesef böyle oluyor. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz
Şenol Hocam sohbetimiz devam ediyor. Şenol Hocam, Fatih Karagümrük'te şampiyonluk yaşadınız. Ardından Fatih Karagümrük süreci, Kasımpaşa süreci. Bugün programımızda sıklıkla da konuştuk bu pro lisans konusunu ama pro lisans konusunda belki de Türkiye'de en büyük sıkıntıyı yaşayan isimsiniz. Çok iyi giderken ayrılık süreci yaşandı Kasımpaşa'da. Hatırlayacaktır dinleyenler. Evet, evet. Fakat şu anda dönüp baktığımızda lisansı olmayan çok çok fazla antrenör çalışabiliyor. Ne dersiniz bununla ilgili? Yani burada sıkıntıyı siz yaşadınız. Evet, en büyük sıkıntıyı ben yaşadım. Çünkü başarılı olduğum dönemde hayallerim, hedeflerim tabii ki var. Burada eğitim çok önemli, liyakat çok önemli. Fakat o sürede Salim Bey, pandemi bir dönemi oldu. 2 sene evet. TFF antrenör kursu açamadı. O sırada da BA kursu açılmıştı. Fakat tek aktif olarak antrenörlük yapan ben olduğum için yine alınmamıştım o kursa, ilginç bir şekilde. Artık o geçmişe çok dönmek istemiyorum ama daha sonra A lisansımı aldım, eğitimimi tamamladım. Ondan sonra da zaten çalışmaya başlamıştım. Gerçekten federasyon da Oğuz Çetin önderliğinde ona yatırım yapmaya başladı. Eğitimi yüksek seviyede vermeye başladı. Bence bu daha da arttırılmadı. Bu genç antrenörler, bu olayı çok çalışan, gelecek vade antrenörler, bu işi çok kafaya olanlar bence çok büyük başarı elde edecekler. Çünkü günümüz futbolu her zaman ilerliyor. Güncel futbol, her zaman kendini geliştirmek zorundasın. Antrenman şekilleri olsun, driller olsun, rondolar olsun, taktiksel oyunlar olsun. Çünkü futbol her zaman ilerliyor. Ülkemizde de bence bu taktik teknik konularına bayağı bir diğer Avrupa ülkelerine göre girdiğiz ama bence hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Yükselen bir trendimiz var. Antrenörlük eğitimine bence daha çok önem verilmeli. Burada tabii TFF'ye çok büyük iş düşüyor. Daha çok antrenör kursu açılmalı. Daha fazla eğitim verilmeli. Yabancı dil olsun. Avrupa'dan iyi hocalar burada antrenör eğitimi verebilirler. Bir rol model olabilirler. Burada da zaten çok tecrübeli antrenörlerimiz var. Onlar zaman zaman konuşmacı olarak benim bildiğim oraya katılıyorlar. Kendi tecrübelerini aktarmaya çalışıyorlar. Bence zamanla bu işler daha da oturacak. Çünkü herkes eğitimini alıp bu işe soyunmalı. Kimsenin önü kesilmemeli. Daha çok antrenör kursları açılarak herkesin önü açılmalı. Peki hocam, siz Fatih Karagümrük'te Kasımpaşa'da önemli oyuncularla çalıştınız. Özellikle de Fatih Karagümrük'te çalıştığınız dönemde birçok yıldız oyuncu geldi kadronuza. Bunu belirtelim. Lucas Biglia gibi, evet. Lucas Biglia, Bertolacci, Fabio Borini, Viviano gibi çok önemli oyuncularımız vardı. O sene de zaten 8. sırada tamamlamıştık ligi. Büyük bir başarı elde ettik. İlk sene çıkmamıza rağmen, yeni takım oluşturulmasına rağmen gerçekten başarı futbolumuzla çok iyi sırada 8. sırada tamamlamıştık ligi. Evet. Peki hocam, şunu sormak istiyorum. Var mıydı böyle elinizden kaçan transfer? Yıldız anlamında görüştüğünüz, son anda olmayan. Gerçekten çok önemli, gerçekten çok önemli oyuncular zaten listemizde vardı. Bazılarını alabildik. Ben mesela Lucas Biglia'nın mesela ilk bana sunulduğunda Türkiye'ye geleceğini, Karagümrük takımını tercih edeceğini zannetmiyordum. Fakat evet, oradaki projeye, organizasyona inandığı için, sonuçta Arjantin milli takımında oynayan bir futbolcuydu. Milan takımından transfer oldu. Gerçekten çok önemli kariyere sahip bir oyuncuydu. Ben o oyuncunun gelmesine çok şaşırmıştım. Lucas Biglia'nın. Çünkü Lucas Biglia Messi'nin de Arjantin milli takımında kaptan olarak çıkan bir oyuncu. Zaten çok büyük profesyonel, çok büyük bir karakter. Ben onun gelmesine çok şaşırmıştım o sene. Hocam, ona rağmen çok önemli bir transferdi bizim için. Evet.
Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Yani görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Selamlar, sevgiler. Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Şenol Can'dı. Şimdi hattımızda Özhan Pulat var. Kendisiyle birincilik konuşacağız. Birincilik dönemde maçlar oynanıyor. Özhan hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Salim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun hocam. Hocam, birincilik dönemde maçlar oynanıyor. Değişimler var. Bunu belirtelim. Bandırma Spor hafta sonunda Eyüp Spor deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bunu belirtelim. Bunun dışında hemen şunu da söylemek istiyorum. Değişimler var. Adana Spor'da siz de görev aldınız. Ardından Eyüp Hoca geldi. Bugün aldığım bilgi, Mustafa Kaplan'la da prensipte anlaşmışlar. Hem değişimler var, hem de zirvede ve alt sıralarda çekişmeli mücadeleler var, maçlar var. Ne dersiniz hocam yarışla ilgili? Özellikle buyurun hocam. Bandırma'ya ben bir parantez açmak istiyorum. Tabii ki. Bandırma Spor Lig'de kadro mühendisliğini en doğru yapan takım olarak görüyorum. Özellikle hücum hattı gerçekten bu ligde her takımı üstünlük sağlayabilecek kalitede. Ben Bandırma Spor'un aslında çok fazla hesaba katılmadığını düşünüyorum bu haftaya kadar. Eyüp Spor karşısında aldıkları galibiyetin kesinlikle sürpriz olmadığını düşünüyorum. Ve bana kalırsa playoff'un önemli adaylarından biri. Diğer taraftan İnan Kaloğlu'yla da birlikte Gençler Birliği takımı ligde son oynadığı yılda dahil Süper Lig'de en coşkulu sezonunu yaşıyor diyebilirim. Evet. Bu ligin matematiğini sen de çok iyi biliyorsun. Özellikle ön alandaki çabuk oyuncularımız ve sırtı dönük kaleye sırtı dönük oynayan santraforunuz varsa kesinlikle bu ligde çok büyük avantaj yaşıyorsunuz. İşte Yatabare, Kayode, Hamilton gibi oyuncularla gerçekten iki yeseler üç atmaya çalışıyorlar. Kocaeli maçında gördüğünüz gibi. Sürekli oyunun içindeler. Sinan Hoca'nın dinamizmi ve vizyonerliği de buna eklenince Gençler Birliği de gerçekten bence çıkmaya yakın bir takım görüntüsü veriyor. Takımsal olarak değerlendirdiğimde takım hüviyetinde oynayan ben iki takımın Bandırma ve Gençler Birliği olduğunu düşünüyorum. Kimi takımlar oyuncu kalitesiyle maçları kazanıyor. Kimi takımlar da bu tarz sisteme dayalı. Ben Gençler Birliği ve Bandırma'yı bu ligde iki özel takım olarak gerek kadro mühendislikleri gerekse daha açık performansıyla değerlendiriyorum. Peki hocam devam edelim. Bir sorum daha olacak. Bandırma Spor'dan bahsettiniz. Orada değişim var. Gençler Birliği çok iyi gidiyor. Manisa FK'da da bir değişim var ama hafta sonunda Ahlatçı Çorum'la berabere kaldılar. Evet. Çorum hocam bu lige yeni yükseldi. Çok farklı bir takım. Özellikle de deplasmanda aldığı puanlarla dikkat çekiyor. Çorum Spor'u bence ligde diğer takımlardan ayıran en önemli özelliği merkez orta saha oyuncularının reaksiyon şiddeti ve yüksek temposu. Murat Yıldırım bile artık o ligde oynadığı dönem gibi oynuyor. Tabii hem kulüp başkanı olup hem de kaptan olması da bunda vites arttırmasında etkili. Kendisiyle de Bursaspor'a çalıştım, hocalığını yaptı. Çok da severim. Çorum Spor takımının orta saha direncine karşı koyabilecek ligde orta saha çok az. Evet. Bence onların da en büyük problemi golcü problemi ön tarafta. Ve kenarlardan çok fazla üretemiyorlar. Ahmet İlhan orada bir şeyler katmaya çalışıyor. Ama merkez orta sahadaki direnç rakipleri gerçekten skor bulmakta zorluyor. Bence Çorum Spor'un da en büyük artısı bu. Bu da onları öne çıkarıyor. Manisa Spor'a gelecek olursak Manisa Spor takımındaki en büyük problem temaslı oyun oynamamaları. İşte Çorum takımını bahsediyoruz. Koro koro oyunda var ama Manisa Sporlu oyuncular daha fazla topu ayağına isteyen, hücumda dış şutlarla, ara paslarıyla gol bulmak istiyorlar ama
top rakibe geçtiğinde özellikle çok alan bırakıyorlar. Manisa Spor'un şampiyonluk yolundaki en büyük engeli, ki Osman Özköylü'nün oyununa tam ters bir stratejidir bu. Osman Özköylü hem kompakt hem de topa sahip bir oyun sever. Osman Özköylü'nün önündeki en büyük problem, top rakip heykeli iyi oynamayan bir takıma gitti. Bu noktada Manisa Spor'u Gençler Birliği, Bandırma, hatta Kocaeli'ye göre bir tık daha az şansını buluyorum. Peki hocam, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Bağlandınız yayınımıza, konuk oldunuz. Ne demek? İstanbul'a geldiğinizde de hocam stüdyoya bekliyorum. İnşallah Salim. Çok mutlu olurum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin hocam. Bursa'ya selamlar. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım. Derfin Yunuslu'ydı. Yayınımızı noktalayacağız. Hulusi Korkmaz, Hakan Yılmaz, Yasin Zeyrek, Derfin Yunuslu'na mesajları için teşekkür ederim. Çok çok sağ olsunlar. Mesajlarını okuyamadım. Yoğun bir yayındı. Yarın mesajlarına yer vereceğim. Erkan Taş, Cabbar Ataş, hepsine selamlarımı gönderiyorum. Instagram'dan yazan arkadaşlarımız bunlardı. Yayınımızın sonuna geldik. Bugün yayınımız 2 saatti. Benden hemen sonra 14-15 kuşağında Hattrick programında Mert Elen ve Ali Erim ve Genco Boran sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Simay Trafo Anadolu Ateşi'ni sundu.